Merhaba değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üniversitelerimizde profesörden doçente, doçentten araştırma görevlisine farklı kademelerde öğretim elemanları görevi yapar. Bunlar arasında araştırma görevlileri de yer alır. Araştırma görevlileri 2547 sayılı kanuna göre konum ve statüleri tayin edilmiş, belirlenmiş akademik personeldir. Peki değerli arkadaşlar, araştırma görevlileri derse girmekle yükümlü mü? Başka bir deyişle bir araştırma görevlisi derse girmek zorunda mıdır? Böyle bir mecburiyet var mı? Evet değerli arkadaşlar, 2547 sayılı kanun araştırma görevlilerine derse girme yükümlülüğü vermez. Başka bir deyişle böyle bir mecburiyetleri yok. 2547 sayılı kanunda araştırma görevlilerini öğretim üyelerine yardımcı olan, destek olan, laboratuvar çalışmalarında yardımcı olan akademik personel olarak tanımlamak. Bu nedenle derse girmek gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ancak değerli arkadaşlar, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, programda herhangi bir aksamaya yol açılmaması, öğretim elemanlarının ve öğretim üyelerinin işlerini kolaylaştırmaya dönük bazen araştırma görevlilerinin derse girebildiği de olabilmektir. Ancak bu mecburiyetten değil, bir anlamda yine yasada tanımlanan yardımcı olma ve destek olma görevi kapsamında değerlendirilmektir. Çünkü 2547 sayılı kanun aynı zamanda bu görev olarak bunu tanımlamakla birlikte diğer taraftan idareci verilen görevleri yerine getirmeyi de araştırma görevlilerin görev vazifeleri arasında tanımlar. Ancak değerli arkadaşlar, 2547 sayılı kanunda yapılan bir değişiklikle araştırma görevlilerinin de derse girebileceği ifade edilmiştir ama belli şartları var. Özellikle bulunduğu alanda doktorasını tamamlamış, doktor unvanını taşıyan bir araştırma görevlisi derse girebilir. Ancak burada da mecburiyet yoktur. İlgili araştırma görevlisinin talebi, ilgili ana bilim dalının uygun görüşü, bölümün uygun görüşü, ilgili fakültenin ya da yükseklikokulun yönetim kurulunun uygun görüşü ve en son olarak da üniversite yönetim kurulunun onay ile doktor araştırma görevlileri derse girebilir. Ancak burada da yine bir yükümlülük verilmemiştir, bir mecburiyet tanınmamıştır. Tümüyle ilgili araştırma görevlisinin kendi talebi ve ilgili kurulların onayıyla bir anlamda derse girebilme imkanı verilir. Bu özellikle üniversitelerimizde ilgili alanda ihtiyaç duyuluyorsa, ilgili araştırma görevlisinin de kadroya atanması noktasında henüz bir olumlu gelişme yaşanmamışsa, öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaya dönük olarak yapılmış bir değişiklik ve araştırma görevlilerinin derse girebilmesine imkan verilmiştir. Doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri kendi talepleri üzerine derse girebilirler değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bu araştırma görevlilerinin girdikleri 12 saat maaş karşılığı olarak değerlendirilir ve 12 saat karşılığında herhangi bir ücret alamazlar. Ancak 12 saatten fazla derse girmeleri durumunda, ihtiyaç olması durumunda 10 saate kadar kendilerine ders ücreti ödenebilir. Bunların ders ücreti ödenme katsayısı ise öğretim görevlilerinin ders ücreti katsayısıyla aynıdır. Onlara ödenen katsayı neyse bunlara da aynı katsayı ödenirler. Benzer şekilde ilgili araştırma görevlisi derse girmesi ve sınavlarını gerçekleştirmesi durumunda onlara sınav ücreti de ödenir. Evet değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi araştırma görevlilerine yasalarda derse girme yükümlülüğü verilmemiş. Bir mecburiyet değildir ama bununla birlikte kurumun işleyişi ya da herhangi bir eğitim öğretim programında aksaklığa yol açma anlamında öğretim üyelerine destek ve yardım amaçlı olarak zaman zaman derse girebilmektedir. Doktorasını bitirmiş araştırma görevliler kendi talepleri ve ihtiyaç olması durumunda derse girebilirler. Yasa onlara böyle bir imkan ve kolaylık vermiştir. Ancak derse girebilmeleri bununla sınırlı bir mecburiyetten çok bir ihtiyaç. Evet değerli arkadaşlar, görüldüğü gibi bir mecburiyetten çok kurum içerisinde ihtiyaç olması halinde doktor araştırma görevlilerinin derse girebilmeleri mümkün görülmüştür. Ama bu mecburiyet değildir. İlgili araştırma görevlinin de bunu istemesi, ilgili kurulların da onaylaması durumunda bu gerçekleşebilir. Yoksa yasalarda araştırma görevlilerine derse girme yükümlülüğü verilmemiştir. Öyle bir yükümlülükleri yok. Evet değerli arkadaşlar, bir başka videomuzda bir başka konuyla yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.